Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Ocak 2009'da Topkapı Kültür Parkı'nda ziyarete açılmıştır. Eski Topkapı Otogarı'nın bulunduğu alanın Topkapı Kültür Parkı'na dönüştürülmesi neticesinde İstanbul'un fethinde Fatih'in otağını kurduğu alana kurulan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin ziyaretçileri, 3 boyutlu görüntüler ve mehter marşı eşliğinde İstanbul'un fethini ve 29 Mayıs 1453 sabahını yeniden yaşamaktadır. ...3000 metrekarelik bir alana kurulan, dünyada tek tam panoramik müze olma unvanına sahip olan müzenin en önemli özelliği, ziyaretçilerin fetih sahnesinin canlandırıldığı, çerçevesi ve sınırları olmayan 360 derecelik bir resim içinde kendilerini bulmaları, ses efektleri ve mehter müziğiyle birlikte adeta kendilerini fethe katılan askerlerden biri gibi ya da o an fethi canlı olarak seyreden bir gözlemci, tarihçi, gazeteci, vak'a nüvis gibi hissetmelerini sağlamasıdır. Ses efektleri arasında askerlerin tekbir sesleri, nal sesleri, surlarda patlayan top sesleri, kılıç şakırtıları yer almaktadır. İzleyici 360 derecelik bir çanağın ortasına kurulan platformda durarak kendini etrafını çepeçevre saran resmin içinde hissetmektedir. Resmin en temel özelliği bakıldığında 3 boyut etkisi uyandırmasıdır. Resmin 650 metrekarelik alanı gerçekten 3 boyutlu olup, resimle platform arasındaki 14 metrelik alana kuşatmada kullanılan topların, top arabalarının, barut fıçılarının imitasyonları yerleştirilmiştir. Böylece aradaki alanla resim ve platformun bütünleşmesi sağlanmıştır. 2350 metrekarelik 2 boyutlu resim alanı ise 3 boyutlu bölgenin hemen arkasından başlamaktadır. Toplam 10.000 civarında figürün bulunduğu bu dev resimde figürler birebir insan büyüklüğünden başlayıp bütün detaylarıyla ince ince işlenerek ufka doğru küçülmektedir. Genellikle tarihteki önemli olayları canlandırmak amacıyla kurulan panoramik müzelerden dünyada 30 civarında bulunmakta olup, çoğu 1800'lü yılların yağlı boya tekniğiyle yapılan bu müzelerin bazıları yatay, bazıları da dikey olarak yarım panoramik özelliktedir. Ancak İstanbul Panorama 1453 Tarih Müzesi'ndeki resmin, dünyada mevcut panoramik müzelerden farklı, hem yatay hem de dikey olarak tam panorama olmasıdır. Tam panorama, her yönde panoramik olmayı ifade etmektedir. Böylece gökyüzü de kubbesel olarak kesintisiz ve resmin üst bölümünü kapatmaktadır. Panorama 1453 Tarih Müzesi'ndeki çalışmada resmin bittiği yer söz konusu olmadığı için resme bakan kişi optik alışkanlıklarıyla eserin gerçek boyutlarını kavrayamamaktadır. İzleyici platforma çıktığı anda 10 saniye kadar sürecek bir şok yaşamaktadır. Bu durum resmin gerçekliğini ve boyutlarını kavramayı sağlayacak referanslar, başlangıç ve bitiş gibi dayanak noktaları bulamamanın şaşkınlığıdır. Burası insana kapalı bir mekana girdiği halde bir şekilde tekrar 3 boyutlu dış mekana çıkılmış duygusu yaşatmaktadır. Müzenin diğer teknik bilgileri ise şöyledir. Kubbe dış çapı 40 metre, iç çapı 38 metre, platformdan her yöne mesafe 14 metre, yerden kubbe yüksekliği 20 metre, platform çapı 38 metredir. Müzedeki resimler 8 sanatçı tarafından yapılmıştır. Haftanın her günü ziyarete açık olan müzede sesli rehberlik hizmeti de sunulmaktadır.